Maşallah. Yavru kuşu. Kuşlarımız yavru kuşu. Temmuz. Pastar katta 6 çita var bu aramızda. Ama boşluk var. Yavru arılar boşluk tarafında bayağı bir sarılı. Normalde katı 8 çita rahat doldurabilecek bir yer ama mevcut çıtaları sırlasın diye çıtalarını eksilttim. Çok güzel gelişimi var. Bölme arı. Erken bahar bölmesi. Çok da güzel maşallah. Yavru uçuruyor. Yeni analar. Yavruyu kesmeden devam ediyor. Balla gelse yavruya devam ediyor. Gelmese de maşallah hızlı ilerledi ve çok güzel bu şekilde yavru uçuruyor maşallah. Evet, fren geliyor. Hafif yağmur yağdı bugün. Yağmurun yağması fölenin gelmesi demektir. Fölen geldiği zaman da arı, fölen geldiği sürece stoğda varsa veya dışarıdan ufak tefek bir şeyler geliyorsa yavruyu kesmez. Yavruyla yavru atımına devam eder kraliçe arı. Önemli olan yavru için fölen lazım. Evet, şu anda yavru çirikliği varmıştı. Kovan demiştim, değiştirmiştim. Alt havalandırması 10-10 çapında var ama muhtemelen az geliyor. Tekrar alt havalandırmalı kovanı alacağız bu kovanı. Hem bakacağız, bütün yavruluk çıtalarını kovandan aldık, imha ettik. Yavru çirikliğinden dolayı fazla gelişemiyordu. İtalyan cinslerimiz. Daha önce demiştim İtalyan İç Anadolu bölgesinde pek uyumlu olmuyor maalesef. Geçen sene, daha önceki senelerde denemiştim. Bu sene de Belfax diye sipariş verdik. Gelen arı böylece İtalyan geldi. Sıkıntı. Aralıkta sıkıntılar bitmiyor. Bakın. Karşıda arı kuşları. Bu sene bir arı kuşumuz eksikti, onlar da geldi. Ve arada uğramıyorlardı. Geride sesini duyuyordum bahardan beri ama erken geldiler. Ama şu anda aralıkta etrafında görüyorum karşıda. Bundan sonraki sıkıntı da bunlar. Evet dostlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.